Hepinize merhaba arkadaşlar. Gameside'a hoş geldiniz. Bu videomuzda size Corrupted Dungeon, Frostmage olarak nasıl dönülmeli, nelere dikkat edilmeli, bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle şundan bahsedeyim. Klanımıza YouTube'dan görüp gelen arkadaşlar oldu. Hani konuştuğumuz insanlar oldu. Gerek oyun içinden falan vesaire sorusu olan insanlar oldu. İlginiz için hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek isterim. Ve şöyle söyleyeyim, klanımızda bir ally aldık. Ally Craft Ally'ı, craft yapmak isteyen arkadaşlarımız varsa, hani işte atıyorum ortak arayan herhangi bir workshopta, hani atıyorum bu işte Martok'ta Tanner olur, Kalyon'da Cook, Blitwatch'ta Warriors Forge tarzı yerler. Birçok yerlerde ortaklıklar aldık, daha uyguna yapıyoruz artık. Bizim için de daha hesaplı oldu, daha fazla para kazanıyoruz. Dediğim gibi katılmak isteyen arkadaşlar olursa oyun içinden Sipe Hero 1 ve açıklamaya yazacağım hani diğer nickler işte Navy olsun, Ay Meridian olsun, o tarz insanlara yazabilirler. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar size. Bu videomuzda dediğim gibi Frostmage'de Corrupted Dungeon kapışmalarını hazırladık. Editleri kendimiz yapabildiğimizce. Ve işte hani bildiğimiz kadarıyla size de öğretmeye çalışalım dedik. Setimiz tam olarak böyle oluyor. Elimize işte atıyorum Frost Staff, One Hand, yine aynı şekilde Tome of Spell alıyoruz. Tome of Spell almamızın sebebi manamız genel olarak yetersiz kalıyor. Yani işte hem yaratık kesmede hem bosslarda hem adamlarda mana yetmediği için Tome of Spell kullanmak zorundayız burada. Morgana cast speedimizi hızlandırması için var. Aynı zamanda agresif caster alıyoruz burada cast speedimiz daha da hızlı olsun diye. Şimdi Frostmage'in şöyle bir avantajı var. Adamlardan uzak durmak zorundayız. Çünkü avantajımız adamların slow yemesi, adamları yavaşlatmamız, yani atabileceğimiz maksimum damage'i uzaktan çıkartmaya çalışıyoruz. Genel olarak birebir fightlardan uzak kalıp adamları yaratıklara iterek, burada da Knight Armor'umuz devreye giriyor. Knight Armor'da rüzgar duvarını kullanıyoruz. Ve kaçarken yaratıklardan, hani yaratıkların içinden de kaçmamız gerektiği için Guardian Helmet aldık. Guardian Helmet da burada bizde canlı kalıyor. Acil can doldurmada işte. Aynı şekilde Hunter Shoes kullanıyoruz. Verdiği koşu hızından yararlanıyoruz. Bu arada bu en başta şey için, yaratık kesme için düzenliydi bu skiller. O yüzden ben değiştirdim size. Tekrardan şöyle bir özetleyelim. Morgana Cape aldık. Morgana Cape'e destek olarak agresif caster aldık. Amacımız adamlardan kaçmak. Kaçarken yani bize doğru koşan adamları kesmek. Genel olarak videolarda bu tarz içerikler var. Ve bir tane Blackhand videosu koydum araya. Blackhand videosunu da daha net bir şekilde açıklayacağım. Onu da söylememin sebebi şu. Corrupted Dungeon nasıl dönülmeli? Nasıl para bırakır? Hani ne kadar para bırakır? Bundan bahsetmek istedim size. Bu videoda kısa bir özet olarak var. Ama bunda şöyle bir durum var. Bu yüksek infame'i de hani 954K şu an benim infame'im. 600K infame ile 1 milyon infame arasında olan videolar var orada. Hani videolarda o tarz kestiğimiz adamlar var. Karşımıza çok güçlü adamlar gelmedi. Çok güçlü adamlar gelmedi karşımıza. Kendimize değerlendirmeye çalıştık, kesmeye çalıştık. Pozisyon olarak T4 kullanıyoruz. Bunları yaratıklara atmak için var. Adam gördüğümüzde T7 pozisyonu, şey T6 pozisyona geçiyoruz. Ve bir saniye kullanmak durumundayız. Bunu kullanmamızın sebebi şey. Zaten adamların amacı yüksek, yani Corrupted'da şöyle bir olay var. Ne kadar yüksek cana sahipseniz karşı taraf skill'i kullanırsanız o kadar yüksek canınız kalır. Yani omletten ziyade bir saniye öneririm ben bu arkadaşlara. Adamı görünce hemen switch yapıp bir saniye basmamız bizim için daha iyi olacak. Zaten videolarda öyle yapıyoruz. Herkese iyi seyirler dilerim. Şimdi videolara geçelim.
Thank you.